Bundan yaklaşık 3,5 yıl önce ailesiyle tatilden dönen 16 yaşındaki Berkay İşlev, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 7 kişi tutuklandı. Geçen süre zarfında sadece bir tutuklu sanık kaldı. Ona verilen ceza ise ailenin acısına tuz bastı. Hani onlar yavrumuzu öldürdü ama hakim savcılar da bizi öldürdü gerçekten yani. O kadar emindim ki iyi bir ceza alacaklarına ama almadılar. Acıların en büyüğü evlat acısını yaşadılar. 3,5 yıl sonra gelen kararla bir kez daha yıkıldılar. Burada bırakılan iki yetimimi anlatayım. Ney? Eksik olan neydi, neyi beceremedik? 29 Temmuz 2016'da yaşanmıştı acı olay. 16 yaşındaki Berkay İşlev ailesiyle Beyoğlu'ndan araçla geçerken iki grup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kaldı. Kurşunların hedefi oldu. Biz orada savunmasız araç içinde, yani biz kendimizi savunacak elimizde hiçbir şey yoktu. Benim yavrum tertemiz pırlanta gibiydi ya. Cinayete kurban gitti yani, bilerek kasten aracımızı tarayıp bizi vurdular. Olayda 16 yaşındaki Berkay İşlev'le birlikte bir kişi daha hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı. Ancak dava sürerken bir bir tahliye kararları verildi. Davanın 3,5 yıl sonra görülen karar duruşmasında tutuklu olan bir sanık vardı. Arabanın içinde 6 yaşında yeğenim, kızım, eşim, baldızım vardı. Oğlum vuruldu, yeğenim vuruldu, oğlum rahmetli oldu. Acaba burada hepsinin ceza alması için hepsinin mi ölmesi lazımdı? Mahkeme kararı aileyi bir kez daha yıktı. Sanıklardan sadece biri ceza aldı. Onun da yaşı 18'den küçük olduğu için cezası müebbetten 12 yıl 6 aya düşürüldü. Allah'tan dilerim Yüce Mevlam benim bu içime düşüren ateşi onların içine de düşürsün. Onların içine de düşsün o ateş. O zaman da onlar inşallah anlayacak benim halimi. Büyük üzüntü yaşayan İşlev ailesi kararı Yargıtay'a taşıyacak. Biz bu kararın yanlış olduğunu ve kesinlikle bozulacağına inanıyoruz.